Hoş, ikinci dereceden boşlayınız. Evet. Bir birge tegip durgen kısımlarını normal ravişte sıkıp durgen bosum küçü 10 Newton geteyim. Eğer mazkur sırtlar orasındaki işgalanış, tinçlikteki işgalanış koeffisiyenti 0.3 geteyim bulsa, cisimge tasar kılıcı maksimal tinçlikteki işgalanış küçü kança geteyim? Ön. Üç. Doğru mu? Ha, çözdüler mi? İki kilogram masalı cisim horizontal sırt boyuyla doğru çizikli tepsi hareket kılıyorken bulsa, mazkur sırtlar orasındaki sırpanış kalanış koeffisiyenti 0.3 ga teng bo'lgan holat uchun cisimga ta'sir qilayotgan tortish kuchining qiymati qanchaga teng? Nima uchun tortish kuchini miyemji dedik? Garizontalda hamisha tortish kuchi miyemjimi? Nima uchun? Ana bu yerda miyemji plus m ayam bor-ku. Tekis harakat. Tekis harakat bo'lsa, mana a 0 bo'ladi-da, mana bular teng bo'ladi. Tekis harakat bo'lmasa-chi? M I am koşuladı. Şöyle bir top vereyim. Ketip koladı da mı? Bana veriyor tiyliği. Şunarlı mı? Bir birge tegip durgen kısımlarını normal ravişte sıkıp durgen bosum küçü 1000 Newton'ga teng bo'lgan holatda avtomobilning g'ildiraklari bilan asfalt orasida dumalanish qalanish kuchini topishimiz kerak. G'ildirakning radiusi yarım metr, rezina bilan asfalt orasida dumalanish qalanish koeffitsiyenti 0.2 Newton. Demak, dumalanish kuchini formulasiga qo'yishimiz kerak ekan. 4 Newton ekan shunda. Küçük bo'ladi dumalanish. Cisimning tezligi 10 metr taqsim sekundga teng. Cisimga faqat muhitning qarshilik kuchi ta'sir qiladi deb hisoblab, uning qiymatini aniqlang. Qarshilik kuchi tezlikning kvadratiga proporsional, qarshilik koeffitsiyenti 2 kilogram taqsim sekund. Demak, kv kvadratni olamiz, ha? Kvadratiga proporsional dedi, shu yerdan hisoblaymiz. Agar ishqalanish bo'lmasa, cisim harakatlana oladimi? Uçta yok degan javob bor. Qaysini olamiz? C javob. Ma'lumki, cisim o'z tezligini faqat boshqa cisim ta'sirida o'zgartiradi. Odam esa o'z tezligini yurganda o'zi o'zgartiradi. Qanday? Cisim tezliğini o'zgartirish uchun boshqa cisim ta'sir qilish kerak-da. Lekin nimaga menga hech kim ta'sir qilmayapti, o'zim o'zgartiryapman. Qanday qilib? Faqat ruchka o'ynar ekansiz-da. Ha? Privichka bo'lib qolgan. Ha? Odam o'zini tezligini o'zi o'zgartira olmaydi. Yer bilan o'zgartiramiz. Mana yerni orqaga itaramiz, keyin olamiz tezlikni. Yerni itarmasangiz tezlik ola olmaysiz. Ishqalanish bo'lmasa bo'lmaydi, hozir aytdik-ku. Xo'sh, qanaqa harakat? Qanday turdagi harakat? Ha. Tinch. Yo'q. Tezlik bor, tezlanish bor. Yana uyalmasdan tinch deysizlar. Ha? Siklanuvchan dedi. Diyor, doğru mu? Ha? Qanaqa qay? Ha? Tezlanuvchan. Diyor, tezlanuvchan deyapti. Ha? Qanaqa? Qayerdan bilasiz? Tezlanish tezlikka qarama-qarshi-ku. Demak, qanaqa harakat ekan? Siklanuvchan ekan. Tushunarlimi? Nima qadar oson savollarga chalg'iysizlar sizlar. Garizontal stol ustida turgan 10 Newton og'irligi 10 Newton bo'lgan brusok turibdi garizontal stol ustida.
Bursort bilan stol orasidagi ishqalanish koeffitsiyentini 6.10dan 1 ga teng bo'lsa, bursortga ta'sir etayotgan ishqalanish kuchini toping. 1. 1 Newtonmi, 10 Newtonmi? Diyor. Nechi? 1. Siz aytmang. Hakim, siz bor edingiz kecha. Qo'ying, ular o'zi topsin. Topolmadi. Turibdi-ku. Gorizontal stolda turibdi. Hozir savol berdim kelgan payt. Mana shunga qancha ishqalanish ta'sir qilyapti dedim. Qilyaptimi? Yo'q. Aytsaki, mana shunga ta'sir qiladigan maksimal tinchlikdagi ishqalanish qancha bo'ladi desa. Ha? Tortsak agar desa sizlar aytganlaringiz bo'ladi. Miyemchi. Hozir turibdi, hozir qancha ta'sir qilyapti deyapti. O'qiyapsizlar? Mana bu resortga ta'sir etayotgan ishqalanish kuchini toping. Etmayapti hech qanaqa. Yo'q. Tushunyapsizlarmi? İkita vagon tepalikdan tushib kelmoqda. Ularning biri yukli, ikkinchisi bo'sh. Vagonlardan qaysi biri tepalikdan tushayotgan tushgandan so'ng gorizontal yo'lda eng ko'p masofani bosib o'tadi. Havoni qarshiligini hisobga olmang. Birinchisi. Tushib olgan paytda uning og'irligi ham yukning og'irligi tezlashib Ha. Qaysi? İkilasi ham bir xil ku, chunki tepalikdan tushgandan so'ng Nima uchun bir xil? Bir xil. Bir xil ku. Nima uchun bir xil? Tepalikdan havoni qarshiligi yo'q. İkilasi tushdi. Bir xil keladi ikilasi. Havoni qarshiligi bo'lsa-chi? Yuklisi nima qiladi? Ko'proq yuradi. Ya'ni yuksizlikka ko'proq qarshilik ta'sir qiladi-da, to'xtatadi. Uni to'xtatish oson bo'ladi. Nima uchun yuk ortilgan kema yuksiz kemaga qaraganda sekin harakatlanadi? Bo'ladi. Nima bo'ldi? Yo, suyuqliklarda ishqalanish demaymiz, qarshilik kuchi bor suyuqliklarda. Nima uchun ko'p bo'ladi? Ko'proq botadi. Ana tasavvur qiling, tizzangizgacha suvda yuribsiz, keyin bo'yningizgacha suvda yuribsiz. Qaysi qiyin? Bo'yningizgacha yursangiz qiyin-da. Ko'p botadi, qiyin bo'ladi yurish. Nima uchun yozda shamol daraxtlarning shoxlarini qishdagiga qaraganda ko'proq sindiradi? Tezroq. Tez javob berish kerak bunda. Nima bo'ladi? Yozda barglari ko'p bo'lgani uchun qarshilik kuchi katta bo'ladi. Yuza katta-ku. Yuza katta bo'lganda katta bo'ladi. Xom tuxum bilan pishgan tuxumni farqlash uchun ularni stol ustida aylantirish kerak. Qaysi uzoq aylanadi? Aylantiraversin. Pishgan. Ha. Xom. Qaysi? Ha. Aylantirib ko'rmamiz deydi. Ha? Qaysi? Qaysi? Ha? Bilasiz. Ha? Ha? Bir xil. Yo, bir xil aylanmaydi. Bir xil aylanmaydi. Pishgani. Endi nima uchun pishgani? Sabab suyuq bo'lsa, xo'sh, suyuq bo'lsa nima bo'ladi? Suyuq bo'lsa, tezlikda agar bu yoqqa aylantirsak, o'zi ichidagi suyuqlik tezgarsa aylanadi. Suyuq bo'lsa, biz faqat uni pochoqni aylantirib bilamiz. Ichini aylantira olmaymiz-ku uni. Qatti pishganda u bitta yaxlit jism. Bitta aylantira olamiz. Suyuq bo'lganda aylantiramiz, pochoq aylanadi. Ichidagi sizga tezlik bera olmaymiz-ku. O'toqda qoladi.
Keyingi savol shu mana. Bu keskin burilish degan belgi. Shuni ko'rganda nima qilish kerak deyapti. Haydovchi. Tezingni pasaytirish kerak. Nima uchun haydovchi namgarchilik bo'lganda, yo'lda to'tilgan barglar ko'p bo'lgan vaqtda va yaxmalakda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Ishqalanish koeffitsienti nima bo'ladi? Katta bo'ladi. Katta bo'ladi. Ishqalanish koeffitsienti katta bo'ladi. Tushunami? Yo'q, kichik bo'ladi. Kichik bo'ladi. Nima katta bo'ladi? Tormozlanish yo'li katta bo'ladi. Uzoq ketadi. Masalan, yomg'ir yoqsa, tormozlanish yo'li taxminan 2 barobarga oshadi. Ya'ni misol uchun siz o'rganib qolgansiz shaharda 60 ta yurishga, ha? Bilasiz, mana shu yerdan tormozga bossangiz qancha joyda to'xtashni bilasiz, lekin o'sha joyda to'xtamaydi endi. Chunki ishqalanish koeffitsienti kamayib ketadi. Bormi? Xo'sh, grafiklarning qaysi birida faqat ishqalanish kuchi ta'siridagi harakat tasvirlangan? Faqat ishqalanish bo'lsa nima bo'ladi? Ha? Faqat ishqalanish bo'lsa qanaqa harakat? Tezlanuvchi? Setlanuvchi. Qani o'sha harakat? Tushundingizmi? Uchinchi darajaga o'tdik. 84 newton kuch ta'sirida jism 12 metr taqsim sekund tezlik bilan harakat qilmoqda. Agar qarshilik koeffitsienti tezlikka to'g'ri proporsional bo'lsa, qarshilik koeffitsienti va birligini toping. Hammasi yetdi. Ha. Qaysi joy? Qanday topamiz? Diyor, nima qilamiz? Qaysi? Kuch berilgan, tezlik berilgan, ha? Qarshilik kuchi KV-ligini bilamiz. Mana shundan K-ni topsak nima bo'ladi? Newton taqsim metr taqsim sekund bo'ladi. Unaqa javob yo'q. Nima qilamiz? Newton taqsim metr taqsim sekund. Nima qilamiz? Ha? Massani qani massa? F ni o'zini mg deymiz. M ni kilogram deymiz. G ni metr raset kvadrat deymiz. Ha. Ha. Nima qoldi? Yashin. Yashin. Ana endi topdingizlar. Tushunarlimi? Bu yo oldingi yil tushdi adashmasam, yo bu yil tushmadi. Oldingi yil yo undan oldingi yil tushdi. Temir yo'lda massasi 50 tonna bo'lgan vagon turibdi. Qarshilik koeffitsienti, ya'ni ishqalanish koeffitsienti 0.5 ga teng bo'lsa, uni o'rnidan qo'zg'atish uchun necha kilonewton kuch bilan ta'sir qilish kerak? %50 kilo newton tonnani 3 nolini o'sha kilo newtonga olib qo'yavering. Ana. Tushundingizmi? Avtomobil 54 metr taqsim sekund tezlik bilan qayrilishdan burilmoqda. Mashina balonning asfalt bilan ishqalanish koeffitsienti 0.6. Yo'lning egrilik radiusi necha metrdan ko'p bo'lsa, yon boshiga sirpanib ketmaydi. Nima qilamiz? Birinchi. Mana kelyapman-da qarang. Mana shu yerdan burildi mana. Qanaqa radius aylana bo'ylab burilsam, yiqilib ketmayman.
Qanday topamiz buni? Ana. Keldim, burilib oldim-da. Qandaydir R radius bilan burildim. Burilganimda nima paydo bo'ladi endi? Normal tezlanish paydo bo'ladi. To'g'rimi? Markazga intilma va markazdan qo'shma kuchlar paydo bo'ladi. İkita kuch mana markaz F markazdan qochma, bu tomonga F markazga intilma. Kuch. Shundaymi? Ana endi. Demak, shular ikkalasi hech bo'lmasa teng bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa teng bo'lishi kerak. Demak, ishqalanish kuchi mu mg teng bo'lishi kerak. M a ga a ni o'zi m v kvadrat taqsim r. Shundaymi? Ana hech bo'lmaganda katta bo'lsa ham mayli mana bu. Kichik bo'lmasin. Tamam mana m larni qisqartiramiz, shu yerdan topamiz. Shu uchun ham e'tibor bersangizlar, razvorotlar qo'yilgan joyda yo'l keng qilib olinadi. E'tibor berganmisizlar? Razvorot qilgan mashinalar kengroq aylanib bo'lish kerak bo'ladi. Agar darrov buralib olsa, yiqilib ketishi mumkin. Demak, iloji boricha tezligi kichik bo'lishi kerak. Buralayotganda aylana radiusi katta bo'lishi kerak. Demak, radius qancha katta bo'lsa, tezlik shuncha, qancha kichik bo'lsa, tezlanish shuncha kichik bo'ladi. Mana bundan katta kuch bo'lib ketmaydi, natijada mashina yiqilmaydi. Qancha mashinalar yo'llarda ag'darilib ketadi, ko'rgansizlar, ayniqsa katta mashinalar. Furalar, boshqalar, ha? Mana ko'pchilik samolyotdan qo'rqadi. Umrida samolyotga minmaydigan odamlar bor, bilasizlar? Lekin statistikada samolyotdan ko'ra mashina xavfliroq ekan. Mashinada ko'proq odam o'ladi. Samolyotda emas. Demak, nechi chiqdi? Ajab. Massasi 4.9 darajasi 5 kilogram bo'lgan poyezd teplovozning tortishi to'xtagach 9.8-10 darajasi 4 newton ishqalanish kuchi ta'siri ostida 1 minutdan keyin to'xtadi. Qanaqa harakat? Sekinlanuvchan harakat. Teplovozning tortishi to'xtagan vaqtda poyezdning tezligi qanday bo'lgan? Teplovozni tortishi to'xtasa, u harakat qilyaptimi? Qaysi kuch bilan? Qaysi kuch qoldi? Mana teplovozni tortishi bor edi. Ha? Mana bor edi, mana shu. Shu 0 bo'ldi. Bu nima bo'ladi? Bu ham 0 bo'ladimi yoki qoladimi? Buni miqdori o'zgaradimi yo'qmi? Mana bu 0 bo'lsa, bu o'zgaradimi yo'qmi? O'zgarmaydi, qolaveradi. Bu hamisha bor bu. Tortilyaptimi bor. Xo'sh, yana qaysi kuch bor? O, yo'q-ku MA. To'xtadi. MG ham yo'q. Chunki reaksiya kuchi bilan ketdi. MA bor, lekin qanaqa MA bor? Minus avoy MA bor. Sekinlanuvchan. To'g'rimi? Demak, bitta kuch bor o'zi ana shu. Bitta kuch bo'lsa, o'sha MA ga teng bo'ladi. Demak, tortish kuchi qarang. 0 bo'lsa, mana. Mana bu yerda. Tortish kuchi 0 bo'lsa, F ishqalanish minus MA ga teng bo'ladi. Ana, to'g'rimi? Mana shu formula. Tamam. Demak, mashina bilan ketyapsiz, tasavvur qiling. Mashinani teplovozni o'chirdingiz. Bitta kuch bor ishqalanish. O'sha kuch MA ga teng bitta o'zi bo'lgani uchun. Qani, bu yoqni yechinglar qani. Keyin darsdan ketayotganda mana bu qog'ozlar bor-ku mana. Mana shularni olib urnaga tashlanglar. Mana samolyotchalar mana. Bog'cha bolalar ham kelganmi nima deb yerga? O'shalar yasaganlarini olinglar. Mana shu testini tashab ketgan mana. Tashab ketgan. Bu degani nima degani? Bu dars qilmaydi uyda mana bu bola. Mana qilmaydi degan. Mana bitta test yechgan, 30 ta testni yechgan mana shu varaqlarni. Esiz umrni bir soati.
Bu şeyde tursun, erta bunu özge birimizde. Bana bulan taşlayısla ki. Karayla koğuz koymasın. Pasladı. Şu kelemen bazen salfetkele yotadı. Boş kanarsala, anışına kala. Ketişte taşıyla uğruna gel. Koyuş, ne oldu şimdi? Demek, işkalanış M adetin iken, A'nı kıyırdan olamız. V-V0 taksım T'den, V kanı. V. Nol kıyırdan mı? Tuktadı. Tuktaydı, okur, kitizlik bu meydı. Tamam, şu yerden V0'nı topamız. Ne için böyle? Ha? Kim toptu? Ha? Bunun 2 metre taksın sirkun, sen cevap mı? Yok. Ha? Aaa, kilometre saatte dipti ha? A cevap ediyor. Çünkü izle mi? Ötemiz mi kim kisiyle? Ketti. Massası 1000 gram bulgen cisim, garizontken ispattan pi taksım oltu burçak ostada otildi. Uçuş vakti daha onun karşılığı küçü uzgarmaz ve 2 Newton getiyin. Otilgan vaqtdan keyingi paytdagi jismga ta'sir etuvchi kuchning qiymatini toping. Qaysi kuchni topamiz? Ha? Ha? Ya o'zi qaysi kuchni toping deyapti? Jismga ta'sir etuvchi kuch, natijaviy kuchni toping deyapti. Natijaviy. Xo'sh, qanday topamiz? V'yi ne kadar olamaz? Hani V yok ki. Nazar kan hali takmamadım V'yi kamatı. Bak ona böldü de nazar ya. Ha, fikir yok mu hiç kimde? Çizmeyiz la asla. Ne karın? Cisimli başına kasıge ottum. Ha? 30 derece daha mı? Ottum. Hoş. Kaysi kuçlar tasar kılı yaptı bunda. MG bor mu? Karşılık kaysi tam onu? Bana bu tam onu. F karşılık. Bir yer neçi derece? 30 derece. Konu 30. Olmuştu. Tamam. Bana şu iki konuyu, neticeli uçuşu F'de. Doğru mu? Tamam. Ne uçun akıma izle? Topuyla. Kim düşünmeyen olsa karaydı itirangı. Bana otu vurdun. Demek bana bu hareket yönelişi aittik. Karşılık küçü, hamişe hareketke karşı buladı. Paske ağırlık küçü var. İkelesinin teşkil eti uçuşundan topu olamaz tamam. Kim toptu? Yana? Oy nazar ve se cevap da yaptı. Yana kimle çıktı? Ha. Oy nazar ettim de yapma. Oy nazara çıkmadı mı sizde? İçi de se çıktı. Yana ne var ya kovyalara çıkma yaptı. Ha çıktı mı? MG'ni topu koyalımız.
Tamam mı? Kelasın, neticeler uçsun bana. Kalpletirem gereğimiz. Çınarlı mı? Cisimle aylanı uçu diş sırtıra işgalan iş kayfsinti, miyu aylanışa sotası niyu bölgen, kan, niyu kanday bölgen de, diş üstüde koyulgen küçük cisim aylanış markazdan köpü olan er masafada kozgalmayı tura olardı. Bor mu koya? Ana cisim, karan. Bana bu. Bana kısak aylanadı da bu. Bunda nasıl yok mu bana? Buna kısak aylanadı ben şunun üstüde. Şimdi şunun üstüde bir de cisim turuptu bana bu. Bana şunu kanaydır tezlikte aylantırganımdı, bana bu uçup çıkıp gitti. Doğru mu? Tasavvur kılızla. Kaçın uçup gitti. Ne mi uçun? Bana sekere o aylantırsan maça uçup çıkıp gitmeyin. Ha. Kim koyma yaptı çıkıp gitişle? İşkalanış koyma yaptı. Demek kaçın çıkıp gitti. Bana bu işkalanıştan katta bu sadı. Tamam. Bir yerde işkalanış küçün mavasifan bacarı yaptı. Markazga intilme kuç vazifasını bacarı yaptı. Koş, kim toptu? Anı örneğine mi koyamız? Anı örneğine mi koyamız? 4 pi kvadrat, nü kvadrat, r koyamız. Yine bir martta düşündüremem karayın, anı. Demek iş kalan iş küçüğü markezge karab tortu yaptı, MA markezden koçma. Mozanatta turuşu için hiç bölmegende İşgalanış kuchi markazdan qochmaga teng bo'lishi kerak yoki undan katta bo'lishi kerak. Demak markazdan qochma MA aimizni 4 pi kvadrat nu kvadrat r deymiz. Keltirib qo'yamiz. İşgalanışimiz mu mg. M la qisqardi. Demak ana shunaqa chastota bilan aylantirsak bo'ladi. Bundan kichikroq chastota bilan aylantirsak-chi? Ha? Ketmaydi yashan. Kattaroq aylantirsak chiqib ketadi. Tushunadim? A? Radius? Berdi? Ha, hayli shuna qoldirdim. Sizlar yordam qilay dedim. Mayli, chi. Sağ ol yeriz lan. Vertikal divorga tekip durgan bir sortka divorga tek yönelgen 5 newton kuş tasar etmokta. Agar bir sort ve divor orasındaki işgalanış koefisiyenti 0.2'den 2'ye teng bolsa, bir sortun divorga sırpan işgalanış kuşu kane bolar? Ano? Ha? Ha, Abdulaz, ne olur? M, MG'nin nereden olamaz? MG yok. Hala karay. Kolum ne olsam çüşüp gitti adam. Hala ben çok kısıp dursam çüşüp gitti adam. Kısıp Kaysu kuş. Sırtka perpendiküler kuş. Normal olsun kuş da. Sırtka perpendik. Ana. Ben bunu dostluğa şunca kuş bile itergenim için 5 newton bile ne payda buldu? İşgalanış kuş payda buldu. Ben şuna koysam işgalanış böyle mi? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Şunu yapsın lan? Bana karay. Bana bir sort turuptu, onu F kuş bile bası yapmış. Kança kuş bile bassa divorga. Divoram çünkü kuş bile iter adı. Ana şundan normal basın kuş payda böldü.
ishlash kuchi menga normal kuchi. Nimasiz? M5 deb aytdim. Nima M5 deb? Ha 500 ha. Yo'q, M5 qilib ketdim. Ha, M deb ketdingiz uni. Yo'q, M emas. Tushunarlimi? Massasi 20000 kilogram bo'lgan vagon 54 km soat boshlang'ich tezlik bilan harakat qiladi. Agar vagon 1 minut 40 sekundda to'xtasa, vagonga ta'sir qiluvchi o'rtacha kuch qancha? Qanaqa bu yerda endi nimaga teng? Qanaqa kuchlar bor? Holat. Tortish bormi yo'qmi? Tortish bormi? Yo'q. Va tortish bo'lmasa nima bo'ladi dedik? M ay ishqalanishga teng tamoman. To'xtamayapti-da, shu to'xtamoqchi emassiz. Bundan beri boylab qo'yasizlar meni bilasizlar. Lekin mana buni yoqib qo'ysak-chi, ko'rmaydim. Bo'ldi. Demak, ishqalanish kuchi bu yerda M ga teng. Ha? Demak, setlanuvchi harakat bo'lgani uchun A ni o'zi V0 taqsim T bizga ishorasi kerak emas. Shu yerdan F topamiz. Tushunarlimi? Poyezdning massasi 2000 tonna. Boshlang'ich tezligi 20 metr taqsim sekundga teng. Tormozlanish yo'li 1000 metrdan ortmasligi uchun tormozlovchi kuchning eng kichik qiymati qanday bo'lishi kerak? Bo'lish, nima qilamiz endi? Tormozlanish boshlandi. Qaysi kuch bor? Tortish bormi? Tortish bormi yo'qmi? Yo'q. Tormozlanish degani to'xtamoqchi mashina, tortmoqchi emas. Gaz bilan tormozni birga bosmaymiz-ku. Ana gazni bossak tormozlanish yo'q. Nima bor? Tortish kuchi bor. Tormozni bossak tortish kuchi yo'q, tormozlanish bor. Tushunyapsizlarmi? Xo'sh, nima qilamiz endi? Ne oldu? Demek ışkalanış bir yerde M ile teng, ha? Tormozlanış bölgeni uçun V kvadrat minus V 0 kvadrat bölünge 2 adı V kvadrat 0 bu gitti. Şurada A'nı top getirip koyalımız. F'ni topalımız. Şunarlı. Tortish kuchining og'irlik kuchiga nisbati 0.21. Demak, F tortish bo'lingan nima? MG teng ekan 0.21 ga. Harakatga qarshilik koeffitsiyenti 0.7, nima bu? Mu. Ha, qattiq jismlarda. Jism qanday tezlanish bilan harakat qiladi? Jism qanday tezlanish bilan harakat qiladi? Kim berilganini yozolmagan bo'lsa qarasin ana. Demak, F tortish taqsim MG 0.21 ga teng. Tezlanish bor. Demak, ana formulamiz. Nima qilamiz endi? Formulani? Ha? MG ga bo'lib yuboramiz. Nima uchun? Çünkü berilganda bizda F tortish taqsim MG bor-da. Slaytda yozilganmi yo'qmi bilmayman, mana shu formula qaranglar, ko'p ishlatyapmiz shuni, e'tibor beringlar. Qaysi? D.
Hadi. Horizontal sırt dedim, işkalanış mı yiyemişim? Bana F tortuş oldun diye işkalanış orkaya. Yazalımız ana M anı özü F tortuş minus işkalanış. İşkalanışımız mu MG. Ana indi, bul oramız MG'ye, M ile kıskaradı. Bul şu yerden topu olamız anı. D'ydi. Yana kimde çıktı? Değil mi? Ekop kilide çıkma yaptı. Çarçarız lan. Şunu yapsın lan, tez etme yapmam mı? Ha? Masası 2 tonla bulunan avtomobilin kıldırakları bulan asfalt orasındaki dumanın ışıkalanışını topuşumuz gerek küçüğünü. Kıldırakın diametre 1 metre, rezine bulan asfalt orasındaki dumanın ışıkalanış kefsiyeti 2 milimetre. Kaç formla? 4-4 formla. Yaşa. 4-4 formladan faydalanamız. Hemen arsa bor. Fakat reaksiyon küçüğünü vurduğunda MG'ni koyamız ha? Avtomobil kete yaptı. Garizontal sırtta normal basın küçüğü MG'ye teyin. Bana şöyle topamız. Deyce olur. Kayıkka V1 tezlik veriş için F1 küç bulan tasar kılış gereği bulsa V2 tezlik veriş için kan F3 bulan tasar kılış gereği. Suğunun kayık hareketine karşılık küçü tezlik ve proporsiyonel. Kaç formla? KV. 5 KV. İki madde yazalımız ha? F1 barobar KV1, F2 barobar KV2. İki de kolatayım K1 kıl çünkü bitti su da hareket kılı yaptı ha? Kanı mıydı o? Kanıma bir dakika. Karşılık koeffisiyenti o bana. Su da boşka, benzinin içinde yürüseyiz boşka, gaz da boşka. Bak bakalım. Benzinin içinde yürümeyemiz o. Bana iki martı yazalımız şundan. Şunarlı mı? Mutlak sıllık stolda 15 kilogram masalı tahta. Tahtada ise 3 kilogram masalı tahta çeyi oturttu. Takta ve taktaçı orasındaki işgalanış koeffisiyenti 0.4. Taktaçıya 9 newton horizontal güç koyulgan. Takta kanday atezleniş bilan hareketlenadi. Kim düşündürer mesela? Qani topamiz. Nima qilamiz? F4 shift minus F4. Qani o'zingni. Mutlaq silliq stol degani ishqalanish yo'q degani. Yo'q ishqalanish. Shuna deb olasiz. Şöyle bir de tahta tur. En massız. Kim tahta tur? Şimdi bana şunu tortsak F küç bile ne buladı? Yaptı savun. İki de kolat böyle çünkü. Yok ki bunu iki alasayım şu tamamen iki iladı. Yok ki bu bizde iki iladı bana bu tamamen iki iladı. Şimdi kaçan ne buluşunu biliş için. Bu yurtta birinci kıladı gençimiz. Bu 2009 yılda hammaga tüştü şu savol. Hammaga tüştü. O şey kub çili geç olmaya çıkan bu masalar. Demek karan bu naka masalarda birinci kıladı gençimiz kısoblayımız işgalanış küçünü. İşgalanış küçünü kısoblayıp görüyoruz. Mu mg. Masalan bizim masalamızda ne çıkıladı? 3 kıladıran bu ise 12 mi? 12 newton ekan. Misol uchun. Boshqalarda boshqacha bo'lishi. Endi birinchi qiladigan ishimiz mana shu taxtacha bilan katta taxta orasidagi ishqalanish kuchini hisoblab ko'ramizda tortishish kuchi bilan solishtiramiz. Demak, birinchi holat
Biz ana hozir ish qalanish uchimiz katta bo'ldi nimadan? Tortishdan. Ya'ni bu nima degani? Mana shu taxtachani tortish uchun 12 Newton kerak, lekin biz 9 Newton bilan tortyapmiz. Torti bilamizmi? Torta olmaymiz. Nima bo'ladi? İkalasi birdan keladi. Chunki ana buning tagida ish qalanish yo'qda. İkalasi keladi. İkalasi kelgani uchun nima bo'ladi? İkalasida ham A bo'ladi, deymi? Ana. Qaysi kuch bilan ketadi? Osha 9 ni tomondan tortsak o'shada. To'g'ri? Mana shu bilan ketadi. Nechi bo'lar edi? Demak, ishqalanishni hisoblab ko'rdik. Ishqalanish tortishdan katta ekan. Ana endi A'ni hisoblab ko'ramiz. Demak, 0.5 ekan. Ha? Endi boshqa variantda bunaqa bo'lmaydi-da. Ikkinchi holat bo'ladi endi. Mabodo ishqalanish kuchidan katta kuch qo'ysak-chi? Endi nima bo'ladi? Endi bu keladi-da bizga. A bu orqaga ketadi. Buni kim orqaga olib ketdi? İşqalanish yashang. Endi qanday bo'ladi? Endi katta M massali taxta A tezlanish oldi. Qaysi kuch bilan? İşqalanish kuchi bilan. Ana. Mana shu ikkita holat. Mana shunaqa masallarni yetish uchun. Tamam, boshqa holat yo'q. Yoki işqalanishdan katta kuch qo'yamiz, yoki kichik kuch qo'yamiz. Demak, kichkina kuch qo'ysak, ikkalasi birga harakat qiladi, yulib ola olmaymiz. Katta kuch qo'ysak, taxmayda taxtacha bizga keladi, katta taxta orqaga ketadi. Tushunarlimi? Erta testda e'tibor beringlar. Birinchi, demak, mana shu ishni qilib ko'rasizlar. Ishqalanish kuchi kattami, kichikmi? Ha, yana shunaqa bor ekan. Hisoblanglar qani. Nima bo'ladi endi? Ha? Yana ishqalanishdan kichik kuch qo'ydikmi? Yo'q, Newton qo'ydik. Yo'q, 4 Newton qo'ymadik, 4 Newton ishqalanish ekan. 5 Newton qo'ydik-ku. Demak, ishqalanishdan katta qo'ydik-da endi. Endi nima bo'ladi? Katta qo'ysak, mayda taxtacha bizga keladi. Kattasi orqaga ketadi. Ha? Kattasi orqaga ketadi. A tezlanish bilan. Shunda A'ni topamiz buni. 4 taqsim 15 bo'lar edi. Tushunarlim? Jism o'zgarmas tezlikda harakatlanmoqda. Nima bo'ladi demak? 3-chi formulamiz. O'zgarmas tezlik. Ha? Emanol bo'lsa tortish kuchi ishqalanishga teng yashang. Toping ishqalanish koeffitsiyenti. Xo'sh, qani? Kim topadi? Xo'sh, nima qildingiz? Yozmasdan qanday yechdingiz? F4 F4 nimaga teng qilib berdi? 20 F 25 25 Ha, 25 ko'paytirgan kosinus 37. Xo'sh. Shu 20 bo'ldi, keyin u MG taqsim F ni qildim. 25 kosinus 37 ni. MG taqsim 25 kosinus 37. Nima uchun? Shuni mu?
Yok, iş kalanış kuşunu öğrenene mi koyduz? İş kalanış kuşunu öğrenene mi? Niye mi böyle mi iş kalanış verdi? Ha? İş kalanış mühim gibi böyle mi? Yok. Bu neydi? Hata okuluz da. Bu tepsilik mas kusura ya bu. Tepsilik mas. Değil mi bana cısın turuptu karayla? Cısın turuptu. Pastga demak mg bor. Yuqoriga normal bosim kuchi, ha? Lekin bu yerda yana bitta kuch bor-da mana. Yana bitta ana bunaqasiga f kuch bor. F kuch bor. Endi nima qilamiz? Bu normal bosim kuchini o'zgartiradi. Hozir normal bosim kuchi mg ga teng emas-da, mana bu bo'lgani uchun. Chunki bu kuchning y o'qida ham proyeksiyasi bor-da hozir. Doğru mu? Ana bir kaysa 37 de yaptı. Bana bu 37 de alfa değilim ana. Bana şu alfa de yaptı. Demek anamın küçüğünü şimdi x o kadar projeksiyasına etiyle. Bana bu okta fx'ni ageteyim. Bana bunu x'ke projeksiyası. Alfa burçakta yapışkan kat ettim ki patin üzerinde sıfatı. Ne böyle adam? F kosinüs alfa. Demek biz ana yükünü tortu uçu kuç ozana şu. Bana bu kuç ana. Tortu uç. Bu yerde hızlı karayın. M A 0 bu yanı uç. Bir tane şu masalanın formülanı özü. M A barobar F tortu iş minus işkalan işini ara buna yazalımız. Min kupa ayırtılgan reaksiye kuç. Demek tortu şu. Yana shunga teng ekan. Ha? Shuni o'zi tortishga teng deb qo'yaman. Endi mana shu. MG ga teng emas. Mana buning y tepaga ham pas. Mana bu klass pastga-da mana bu pastga yo'nalgan. Bu yerda F doğru mu? Demek ana normal bosun küçüğümüz ana şunda şimdi ana F normal şunda teyindi. Doğru mu? Ana şimdi keltirip koyalım sana bir yerine. Demek MA barobar boladı F kosinus alfa minus mu kub aytırılgan MG plus F sinus alfa. Ana. Mana shunaqa masallar uchun mana bu formula. Endi bu shu bilan yechiladi. Endi hozir bizada o'zgarmas tezlik darajasi deb turgan uchun shu masalamizda a teng 0. A 0 ga teng bo'lgani uchun faqat shu masalamiz uchun. Demak f kosinus alfa teng bo'ladi mu mg plus f sinus alfa ga teng bo'ladi. Shu masalamiz uchun shunday bo'ladi. A 0 ga teng bo'lmasa o'zini olamiz. Endi hamma bo'ladimi? O yo'q, boshqacha bo'lishi ham mumkinda. Masalan, mana bunday bo'lsa-chi. Mana bunaqasiga f bilan tortsak-chi endi. Tepaga qarab. Nima qarang. Endi nima bo'ladi? Mana pastga bunu kattaroq tuzaylik, qanday qilib. Pastga mg, endi f sinus bu tomonga-da. To'g'rimi? Bu tomonga f kosinus, bu tomonga f ishqalanish. To'g'rimi? Mu ko'paytirilgan reaksiya. Ana endi nima bo'ladi? Shu tomonga agar a tezlanish bilan ketdi desa, endi m a imiz teng kosinus alfa minus işkalanış mu kupaytırılgan mg minus f sinus alfa bölen. Ana. Mana bu ikincisi ana.
Demek karan, tepeye karab tortsak, işkalanışta mg minus f sinüs alfa bölerdi. Reaksiyon kuşu. A paske bosup tortsak, plus bölerdi. Bunu kan ne eslap kolasla karan? Bana şunday turganda işkalanış kuşu mu mg. Endi f kuş bilan bossam ki, f kuşunun idrikte taş gelit uçu. Sen bos yaptı da bunu. Bitti. Zumasta bana bunun içi de. Ana bunca numa koşuldu. F sinüs koşuldu. Şimdi tepeye kurtarıp tortsam ki. Şimdi F sinüs ayrıldı. Bana o MG'nin kamaytarı yaptı mı? MG, aval MG durdu. Ben bunu kurtardım. Şimdi kamrok bos yaptı. Bana siz şu turuşta bos durup siz MG bulan. Peki siz kurtarsam ki. Şimdi bosma istedim onca bulan. Şunu yapsalar mı? Ana. Karay. Bana şu o zaman MG bulan bos yaptı ha? Şunu. Bana bir kilogram değilik, önünü yutumla bosa yaptım. Ben yine şunu sal kütardım. Beşini yutumla kütardım. Kaç yutumla bosa yaptı? Beş, sakızını yutumla kütardım. İkini yutumla bosa yaptı. Şunu izle mi? Bana şu masala diyeyim, kup kıynaladı bu oğla. Değil mi? Ana şu iki de formülanı yazı olası da ana. Bitti yazsa izleyin bu oğladı. Kuddum ana şunu özünü yazası da. Fakat ana üst minüs kılası da. Ha? Demek paske bozup tortsak plus, tepeye tortu bozsak minus. Tepsiz hareket değilse alsın o. Tamam. Koyasla. Karayla yana düşündürüm ana. Bir özde ana. Orkara iş kalan iş. Bu tamamen f2, paske, f'y ve mg. Ana. Reaksiyon küçüğü şun getin. F'y'imiz f sinüs alfa getin. Ha, işkalanışımız getirip koyamız reaksiyon kuşunu. Buna tenkleştiramız. A, nol bölgenin için şundan mi yunu toplamız. Şunarlı mı? Neçi bilasılar mı şuna kadar düşse? 2007'ydi mi? Cüde kup düştü şu sağol. Sıla 2007'in için mi? Ha? Sıla toğul neyle geldi? Sıla toğul neyle düşken neyle? Koşumca masallara geldik. Arabaçı 2,5 metr taksim sekund kvadrat tezlanış bilan hareketlengende onun içindeki küçük cisim tahta üstüde A noktadan B noktaya karab hareketlendi. Çınız da? Arabaçı da bana cisim turuptu. Arabaçı tezlanış oranda bu üstüra cisim orkaya hareketlenen ha? İnersiyası bu. B noktaya yetken de cisimini yerge nispattan tezliğe kança boğulur topşumuz gereği. B noktaya yetkince 32 metre masofanı bozu botarırken bana bir yerdeki tahta bulan cisimini orasak işgalanış kefsiyeti 0.5 getiriydi. Kış. Bıraklamız. Mağlık. Goya yok mu? Goya çıkış gereği de sıladan. Demek karayın. Biri indi iki de tizlenişti. Bana arabaçanın hem tizlenişi var. Cisimle hem tizlenişi var. Doğru mu? Arabaçanın tezleniş kaysı tomonga? Mesela 10 tomonga olsa cisimdeki çap tomonga. Natice vise de yani farkı da demek. Vektör katlalık fark. Demek naticevi MA'mızın özü horizontal sırt bölgeni için mu mg'ye teyin. Doğru mu? Demek M'lanı kıskartıramız. Keltirip koyamız. Hoş. Şimdi arabanın tezlenişi bor bizde 2,5. Ha? Cisimlikini kayardan topamız. Cisimli yürüyen masofası var. Doğru mu? Cisimli yürüyen masofası. Ha bize de o şunu topayım deyip de mi? Yok yok.
tezligini degan ha. Ha, jismni tezlanishini topib oldik. Bir ekan jismni tezlanishi. Chunki ishqalanish ham bor-da bu yerda. Bir ishqalanish bo'lmasa edi o'ziga teng bo'lar edi aravani. Demak, jismni tezlanishini topib oldik. Endi 1 metr taqsim sekund tezlanish bilan 32 metr masofani o'tyapti. Mana shunda qanday tezlikka erishadi? S'ni o'zi v kvadrat taqsim 2 v nolimizni oldi bu yerda. O'sha uchun oxirgi tezligini olamiz. Ana shu yerdan jism tezligini topib olamiz ana. 8 ekan. Endi bizdan nimani so'radi? Tezlikni o'zini so'rabdi-ku. Vaqtni ham topdik. Vaqt kerak emas bizga. Hozir A nuqtadan B nuqtaga qarab harakatlandi. B nuqtaga yetgandagi jismning yerga nisbatan tezligi deyapti. Biz hozir jism tezligini topib oldik-ku. Lekin buni so'ramayapti-da aravaga nisbatan. Jismning yerga nisbatan tezligini so'rayapti. Endi aravachaning tezlanishi aniq, jismning tezlanishi aniq. Mana shu yerdan bu yergacha B nuqtagacha kelguncha jism 8 sekund vaqt sarflar ekan. Ha? Bu paytda aravacha ham qandaydir tezlikka erishadi. To'g'rimi? Aravacha qandaydir tezlikka erishdi. Aravacha qanday tezlikka erishar ekan? 2.5 tezlanish bilan ketsa 8 sekundda 20 metr taqsim sekund tezlikka erishadi. Ana endi o'sha paytda, ya'ni demak ana bu A jism B nuqtaga kelganda A jismning tezligi 8 metr taqsim sekund bo'ladi. Aravani tezligi 20 metr taqsim sekund bo'ladi. Yo'nalishchi qarama-qarshimi? Qarama-qarshi. Xo'sh, demak, natijaviy yerga nisbatan tezlik nima bo'ladi? Farq bo'ladi, 12 bo'ladi. Tushundingizlar? Yaxshi masala ekan, ha? Qayerga nisbatan tezlikni so'rayapti, o'shanga e'tibor beringlar. Bu Turk litseyini testlaridan Turkcha testlar. Bu ham shunga o'xshagan masala. Demak, K aravachani ustida L jism turibdi. Aravacha va jism orasidagi ishqalanish koeffitsienti 0.1. Qaranglar, e'tibor beringlar, hozir aytdim. Ishqalanish bo'lsa, aravacha olgan tezlanish bilan bir xil tezlanish ola olmaydi L jism. Chunki ishqalanishga xalaqit beradi. Aravacha o'ng tomonga ketyaptimi 5 metr taqsim kvadratdan? L jism unaqa bilan keta olmaydi. L jism tezlanishini topish uchun ishqalanishdan erishimiz kerak. Demak, arava va jism orasidagi ishqalanish koeffitsienti bor. Agar K aravacha 5 metr taqsim kvadrat tezlanish bilan harakat qilsa, L jism aravachadan 2 sekundda tushib ketadi. Ha? Hozirgiga o'xshash, A nuqtadan B ga boradi dedik-ku. Endi tushib ketadi deyapti. Shu x masofani o'tadi demoqchi. Ana shu ikkisini toping. Xuddi hozirgi masalamiz. Faqat endi nimani topish kerak? Masofani topish kerak. Qani, oldingi masalani tushungan odam yechadi. Masala qiyin, oson emas. L jism x masofani o'tdi. O'zini tezlanishi bilan qancha vaqtda? 2 sekundda. S barobar a t kvadrat taqsim 2 desak, a kimniki bo'ladi? L jismniki. L jismning tezlanishini qanday topamiz? L jismni o'ng tomonga nima tortyapti? L jism qaysi tomonga harakat qilyapti? Chap tomonga harakat qilyapti. Lekin unga ishqalanish qarshilik qiladimi? Qarshilik qiladi. Hozir yozdik-ku. Demak,
birdaniga qo'ydim endi. Hozir mana nisbiy tezlanish topdik, ha? Qarama-qarshi. K jismni tezlanishidan L nikini ayirishimiz kerak. Ha? Ana shu nisbiy tezlanish bilan ketadi. Shu demak ishqalanish kuchiga teng. Ana endi demak bu yerdan biz L jism tezlanishini topa olamiz. Endi L jism x masofani o'zini tezlanishi bilan t vaqtda o'tadi. Tamom keltirib qo'yamiz o'rni. Nechi bo'lar ekan? Ha? Qiyinmi masalan? 8 sejo. Qaranglar, bunga o'xshash masala imtihonda sizlarda bo'ladi. Shu uchun mana aravani ustida bironta jism turgan bo'lsa masalan K arava L jism. Demak K arava mana bu tomonga qarab qandaydir tezlanish bilan harakat qilganda bu qayoqqa harakat qiladi? Orqaga harakat qiladi. Demak ana shu yerda nisbiy tezlanish nima bo'ladi? Aravanikidan ayiramiz nimanikini? Jismnikini. Nima uchun bir xil tezlanish bo'lmadi? Chunki mana bu yerda ishqalanish ham bordi. Bu tezlanish bilan ketganda mana bu yerda ishqalanish ham paydo bo'ladi. Miyemiş. Demek bunu tezlan için oz topamız desek, bunu emasından bunu ayırt taşışımız gereğidir. Çünkü mi? Buna kadar masallarını kıyınca o işu. Bana şunu sen düşünseniz de, oradan ne geçersin? Hoş, kıyınçısı. 0.5 kilogram masalı cısım, 9 metre balanlıktan boşlangıç tezliksiz düşüp, yer sırtı yakını da 12 metre taksın sekund tezlik oldu. Havanın ortaşa karşılık küçüğünü topayım. Demak, ana endi havoning qarshiligi bor. Xo'sh, qanday topamiz endi? Havoning qarshiligini. Havoning qarshiligini qanday topamiz? Ha, yana kimda bor fikr? Demak, jism pastga tushib ketyapti. MG pastga, qarshilik yuqoriga. MA demak MG minus F qarshilik bo'ldi. Nima uchun qarshilik minus MG bo'lmadi? Yo, katta kichik emas, qaranglar, kuch vektor kattalik. Shu uchun mana bunday qilinglar sizlar. Qaranglar, mana jism. M massali jism. Pastga tushib kelyaptimi? Demak, A'si pastga. MG-chi? Pastga, hamisha pastgami? Hamisha pastga. Endi qarshilik qaysi tomonga bo'ladi? O'zi nomidan aytayapti, harakatga qarshi. Demak, ana F qarshilik tepaga. Ana endi MA ni yozmoqchiman, qarang. MA teng qaysi kuch MA tomonga bo'lsa plus bo'ladi-da vektorku bu. MG bu qarshi u yoqqa minus ana qarshilik. Tushundingizmi yozishni? Tenglaman. Tekis tezlanuvchan ketyapti, shunaymi? H'ni o'zi v kvadrat taqsim 2a keltirib qo'yamiz. Shu yerdan qarshilik topamiz. To'g'rimi? Vertikal yuqoriga 40 metr tezlik bilan otilgan 1 kilogram massali jism 2,5 sekunddan keyin maksimal ko'tarish balandligiga yetdi. Havoning qarshiligi doimiy deb uni toping. Endi qarshilik qayoqqa? Pastga. Nima uchun? Jism tepaga harakat qilyapti. Qarshilik pastga. Ana shu yo'nalishni topib olishimiz kerak. Yo'nalishni bilsak bo'ldi. Ana endi MA qarang, FMG plus qarshilik bo'ldi. Tushunaymi? Yuqoriga qana harakat qiladi u? Sekillanuvchan. O'sha uchun minus qo'ymadim-da bu yerga. MA ni o'zi, demak MG plus qarshilikka teng. Tamom, shu yerdan qarshilik topish kerak.
Ne bo'ladi? Shkafga qo'y, birinchi. Xo'sh, ko'ramiz. Demak, 6 ekan qarshilik kuchini nimasi? Miqdori, ha? Doimiy deb hisoblang degan nima uchun? Asli doim 6 bo'lmaydi, chunki u 0 ga qarab boryapti. Tezlikka proporsional bo'lsa agar, ha? O'rtachasi 3 bo'lib qoladi aslida, lekin bu yerda osonlashtiryapti sizlarga. Shundan olinglar deyapti. Hay, ikkinchisiga qo'ying, farqi yo'q. Tushunarlimi?